Birinci tema birey ve toplum ölçme ve değerlendirme cevapları. Ve soruları Koza Yayın 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 38, 39, 40, 41 birey ve toplum teması. Birinci tema birey ve toplum ölçme ve değerlendirme cevapları. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 38 cevabı. Hazırlık Abdullah Dedem yolcu vapurları yaklaşıp uzaklaşıyordu iskeleye. Sandallar gidip geliyordu Kadıköy Haydarpaşa arasında. Martılar uçuşuyordu kıyıya yakın. Arada hızla inip denizden bir şeyler kapıyorlardı. Yükselişleri de inişleri gibi hızlı oluyordu. Ötüşleri kavgacı, öfkeliydi tümünün. Birbirlerinden denizi kıskanıyorlardı sanki. Düdük sesleriyle selamlaşan vapurlar, martı seslerini bastırıyordu arada bir. İstanbul minareleriyle, kuleleriyle, görkemli yapılarıyla güzel bir görünüm içindeydi. Gökyüzü mavi, güneş pırıl pırılsa, İstanbul daha da güzelleşir. Kadıköy'den bakanlar, güzelliği çoğalmış bir İstanbul görürler. Kıyıdaki halkın çay bahçesizdeydik. Masamız ön sıradaydı. Güneşli günde İstanbul'u rahat görebiliyorduk. Dedem çay içiyordu. Benim de elimde meyve suyu şişesi vardı. Dedem hep karşıya bakıyordu. Dudaklarında gülümseyişin gerginliğini vardı. 2 yıldır İzmir'de oturuyordu. Uzak kaldığı kentini çok özlemiş olduğu belliydi. İzmir de İstanbul kadar güzel mi dedeciğim? Dedim. Çayından bir yudum aldıktan sonra cevap verdi. İzmir mi? Hiç kuşkusuz İzmir de güzel bir kent. Ama gerçeği söylemek gerekirse, İstanbul bambaşkadır. Tüm dünya kentleri içinde ayrıcalığı vardır güzellikte. Baksana şu minarelere. Baksana kentin denize karşı görkemli duruşuna. Marmara Denizi ayna, İstanbul'da ona bakan bir güzeller güzeli. 1-6 soruları metne göre cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi martıların bir özelliği değildir? A. Gürültücü olmaları. B. Hızlı olmaları. C. Sevecen olmaları. D. Öfkeli olmaları. Cevap, C. 2. Abdullah Dede ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A. İzmir'i İstanbul'dan çok sevmesi. B. 2 yıldır İzmir'de oturması. C. En sevdiği içeceğin çay olması. D. Her zaman güler yüzlü olması. Cevap, B. 3. Aşağıdakilerden hangisi metinde İstanbul'u güzel gösteren yapılar arasında sayılmıştır? A. Hanlar. B. Külliyeler. C. Kütüphaneler. D. Minareler. Cevap, D. 4. İstanbul'un aynası olan denizin adı nedir? A. Akdeniz. B. Ege Denizi. C. Karadeniz. D. Marmara Denizi. Cevap, D. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 39 cevabı, 5. Aşağıdakilerden hangisi yazarın dedesinin İstanbul'u sevme nedenlerinden biri değildir? A. Gün geçtikçe daha önemli bir kent halini alması. B. Tüm dünya şehirleri arasında ayrıcalıklı bir yeri olması. C. Birbirinden güzel camilere sahip olması. D. Denize karşı görkemli bir duruşa sahip olması. Cevap A. 6. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını metinden yararlanarak bulunuz. Bunları metindeki anlamları dışında birer cümlede kullanarak yazınız. Cevap Çirkin. Zıt anlamlıları, güzel. Cümlelerim, çirkin bir davranış olmuştu. Gelmek. Zıt anlamlıları, gitmek. Cümlelerim, ona akşam gelmek için acele etmemesini söyledim. Çıkmak. Zıt anlamlıları, inmek. Cümlelerim, merdivenden çıkmak beni yormuştu. Yavaş. Zıt anlamlıları, hızlı. Cümlelerim, en hızlı adımlarını atmıştı. Sahte. Zıt anlamlıları, gerçek. Cümlelerim, gerçek bir kahraman böyle davranmazdı. 7. cümlelerdeki noktalı yerleri aşağıda verilen kelimelerden uygun olanla tamamlayınız. Atasözü deymiş gerger, mecaz. Cevap. Söyleyeni belli olmayan, anonim, tecrübeler sonucunda oluşmuş, gerçeği içeren, topluma yol gösteren ve öğüt veren özlü sözlere atasözü denir.
Kimi atasözleri, yazılıp söylendiği gibi gerçek anlamında kullanılır. Atasözlerinin birçoğu gerçek anlamında değil, mecaz anlamda kullanılmaktadır. Atasözleri kelimelerin eş anlamlısıyla ya da yerinin değiştirilmesiyle oluşturulamazlar. Çünkü atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Bazı atasözleri, ait olduğu toplumun gelenek görenek inanç ve tavırlarını yansıtır. 8. Aşağıda noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başındaki kutucuklara D, yanlış kullanıldığı cümlelerin başındaki kutucuklara da Y yazınız. Cevap: Yanlış, annesine doğru, büyük Emin fakat yavaş adımlarla ilerliyordu. Doğru, ona bu şekilde davranma hakkını sana kim veriyor? Yanlış, sen de oraya geliyor musun? Yanlış, derste pergel, iletki ve gönye kullandık. 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayınları sayfa 40 cevabı. Doğru, sözcükler, genellikle cümle içindeki kullanışlarına göre anlam kazanırlar. Doğru, çabuk buraya gel, çok önemli bir şey oldu. Yanlış, koltuğu alana kadar 3 mağaza, 2 mobilya dükkanı, 1 de marangoz gezdik. Doğru, sınıftan çıkmanı, o mu söyledi? Yanlış, Şeref Efendi, 1645, genellikle yaşadığı bölgeyi anlattı. Yanlış, kafamdaki bu sorulara bir cevap verebilecek misin? 9. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Herkes ancak kendi çevresinde değer taşır ve sözünü orada geçirebilir. Giderine mutlaka gelirine uydurmalısın. İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir. Komşular en küçük şey için bile birbirlerine muhtaçtırlar. Karşılık beklemeden iyilik yap. Aç yaş iken eğilir. İyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Ayağını yorganına göre uzat. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. İşleyen demir pas tutmaz. Cevap: 10. aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki benzetme, teşbih, unsurlarını tespit ederek belirtilen yerlere yazınız. Ahmet, aslan gibi güçlü bir çocuktu, benzeyen. Benzetilen. Benzetme edatı. Benzetme yönü. Yanakları elma gibi kırmızıydı, benzeyen. Benzetilen. Benzetme edatı. Benzetme yönü. Cevap: 5. sınıf Türkçe ders kitabı Koza Yayın Birey ve Toplum Teması sayfa 38, 39, 40, 41. 1. tema Birey ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.